Beklettin mi? Hallettin mi? Sana garip gelebilir ama seni bekletip bekletmemem benim için daha değerli şu an. Çok değil. 5 dakika. İyi, güzel. Ben de hallettim. Güzel. Çok güzel. Bir dakika, sen bana bakamıyor musun? Saçmalıyorsun ya. Alışkın değilim de ondan fark ettim. Neyi? Ya tamam, geri geldi. Ne? Gözüne perde iniyor bana bakarken. Her şeye bakarken. O bir an kalkar gibi oldu da ondan panikledim. Niye? Bilmem. Beni gerçekten görürsün diye herhalde. Ne olur seni gerçekten görürsün. Tam net olarak görürsen yine burada böyle oturmak ister misin? Ondan emin değilim. Aynı şey senin için de geçerli. Nasıl yani? Sen de beni yani tam net görürsen yine böyle burada oturur musun? Ben de onu bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç, boğazı seyrediyorum. Sen de bak. Şu an her şey iyi. Yeterince iyi. Galiba. Bu yetmez diyorsun yani. Demek ki sadece beklentisi olan ben değilmişim. Öyle mi? İki seçenekten biri. Akıl almaz güzellikler ya da korkunç felaketler. Birinden biri olur kesin diyordum. İkisinin birden olacağını hiç ama hiç beklemiyordum. Yine de şimdi sorsanız değer miydi diye, bu an için değerdi. Bazıları böyle şeylere inanmaz. Duygulara yani. O yüzden size bilimle geliyorum. Aşık olduğunuzda vücudunuz bazı hormonlar salgılar. Yani durup dururken olmayacak şeyler birden oluverir. Bunun nedeni adrenalindir. Göz bebekleriniz büyür. Kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlar. Daha hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız. Kaza geçirmiş. Vücudunuzun acı eşiği yükselir. Yani canınız yansa da bunu algılayamaz hale gelirsiniz. Ama ilginç bir şekilde aynı zamanda bütün duyularınız aşırı derecede keskinleşir. Her şeyi görür, her şeyi duyar. En ufak ayrıntıyı bile fark eder gibi olursunuz. Yani bazılarının inanmadığı bu duygu, vücudunuzun kimyasını değiştirecek kadar gerçektir. Tek sorun, korktuğunuzda da, aşık olduğunuzda da aynı şeyi hissetmenizdir. Benim gitmem lazım. Nereye? Ne oldu? Ya ne oldu? Gitmem lazım dedim ya. Ya neden, neden? Öyle. Bu cevabı verebiliyor muyuz 9 yaşından sonra? Ne?
Yani diyorum ki daha açıklayıcı bir neden var mı? Onun yerine sen bir çekilsen Kerem. Kusura bakma, benim bunu öğrenmem lazım. O kadar kötü müydü? Çünkü daha önce hiçbir öptüğüm kız kaçmamıştı. Çünkü sen öpmedin, ben seni öptüm. Tamam, daha da saçma değil mi senin gitmen? Yani öyle değil, ben... Kusura bakma, şunu kapatayım, geliyorum. Bir saniye. Derin. Ya bir... Derin! Taksi! Ne var Allah'ın belası, ne var? Nereye kayboldun ya? Efendim? Ya alo Kerem. Simla, ne oldu? Ya bende Evren'in numarası yok da kimi arayacağımı da bilemedim. Eğer sende varsa... Ya ne oldu, bir söyle. Ya Derin... okuldan kızlar bize çıkalım demişti de. Beni de Derin'in arkadaşı sandılar. Dombin'de birlikte oturmuştuk. Ben de çıkalım deyince geldim ama... Derin diyordun? Ya pek iyi değil. Biraz fazla içti galiba. Bizden de herkes gitti. Bir tek ben kaldım. Ben de seni eve bırakayım falan dedim ama dinlemiyor. Hani belki Evren falan gelirse. Neredesiniz? Ya sen, Kerem. Evet. Nereden geldin ya? Ama gitmemiz lazım artık, hadi. Aa, dur bir dakika. Ama ne yapıyorsun? Misin dansını da. Kadın eğlenecek, sen niye zorluyorsun ki ya? Medeniyetsiz misin? Ya kardeşim, her şeye duyar kasmayın. Hadi, hadi ya. Derinci, tamam. Simla. Haydi görüşürüz. Herkesin nefes. İyi misin? İyiyim, uykum var. Öyle hemen uyuma. Ha, evi tarif edeceksin ya bana. Ha, ev hangi ev? Anladım ben seni, tamam. Güzel. İşte geldik bizim eve. Görüyor musun, bu gece mehtap vardı. Bir mehtap vardı böyle. Sen ne güzel kızsın be. Geç olduysa kusura bakma. Otelde iş var mıdır diye sorman için hatırlatmak istedim. Belki bir şey çıkar. Sorumluluğa mı ufaklık? Ben o adam değilim. Sorun ama. Gereken yer. Bak bir dur, bir şey söyleyeceğim. Bak insan işte en gelmem dediği yere
geliyor, yapmam dediği şeyi yapar. Bir felsefenin sırası ya. Değil. Bir dur. Karanlık, ne yapayım? Tamam, gel hadi. Yukarı çıkacağız. Dikkat et. Hocam geldik mi? Geldik. Sesler geldi, uyandım. Şey, su almaya çıkmıştın mı? Ha. Su almaya üstünü giyinip gidiyorsun. Ben ders çalışıyordum, daha yatmadım ama. İyi. Yat artık. Sabah olacak neredeyse. İyi geceler. İyi geceler. Kerem. Uyu. Ben çok özür dilerim. Benim başka çarem yoktu. Yoksa yapmazdım. Neyi yapmazdın? Sen haklıydın. Bizim cinsimiz başka. Benim yerimde sen olsan, benim yaptığımı yapmazdın. Başka çaren olsa da olmasa da. Neyi yapmazdın? İçmeyi de öğretmek lazım. Kerem. Hey. Yaz. Ben nasıl geldim buraya? Anlatacağım. Bak, olaysız geldik, olaysız gidelim. Biraz ses ol, lütfen. Sen nereye? Sessiz ol, geleceğim. Konuşabilir miyiz seninle? Eğer yani bugün gördüklerinle ilgiliyse benim Yağız'la... Aranda bir şey yok. Madem biliyorsun o zaman niye?
Özür diledin Derin. Ya çünkü bitsin istedim her şey. Zaten benim yüzümden oldu, bitsin istedim ya. Ne var bunda? Yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yoktu yani senin için. Öyle boşu boşunaydı. Öyle mi? Ne alakası var ya? Çok alakası var Derin. Tamam, başımıza bir sürü korkunç felaket gelmiş olabilir, evet. Ama biz haklıydık. Sen haklıydın, ben haklıydım. Babam bana bugün sordu, oğlum olmasan da arkanda durur muydum diye. Evet dedim, dururdun. Çünkü ben haklıydım. Doğru olanı yaparsan bedelini de ödersin. Bu çok basit bir şey ya. Neden buraya? Ne işler karıştırıyorsun lan sen? Ha? Ha? Ne işler çeviriyorsun? Hadi tane ya. Tek. Belanı versin lan sen. Ha? Ulan senin yanına kalır mı zannettin ha? Ben sana bunların hesabını sormaz mıyım lan? Ha? Bedel ödemeyi göze alırsın, cezasını çekersin. Ama hiç değilse için rahat olur, boyun eğmedim dersin. Yaptıklarımın bir anlamı vardı dersin. Gerçi ben sana niye anlatıyorsam bunu, senin için neyin anlamı var ki? Ne demek ya bu şimdi? Anladın ne demek olduğunu. Bir dakika, sen banktaki durumu söylüyorsan onun bununla bir alakası yok. Çünkü o anlık bir şeydi. Ben de onu diyorum işte. Onun bir anlamı yoktu, bunun da bir anlamı yok. Derin, doğum gününde ne konuştuysak o. Sen ne istediğini bilmiyorsun. O yüzden senin için hiçbir şeyin bir anlamı yok. Her sen biliyorsun ama ben hiçbir şey bilmiyorum, öyle mi? Ya belki benim doğrum budur. Belki benim insanlara güvenmem zordur ama ben buna rağmen çabalıyorumdur. Belki ben de sevdiklerimi korumaya çalışmışımdır. Nereden biliyorsun? Olamaz mı? Bence açabilirsin artık farları. Kaçmıyoruz, dönüyoruz. Hatta geldik. Döndüğümüze göre kaçtık demektir Evren Bey. Bunu öğrenmelerini istemeyiz. Koruyorsun, kendini mi koruyorsun dedim. Ben değil mi? Ben. Yok ya. Senle uğraşılmaz. Asıl senle uğraşılmaz derin. Sen insanın başına dertten başka bir şey açmazsın. Bizim cinsimiz başka derin. Böyle giderse kavganın sonu gelmez. Bu mesele de çok büyük. O zaman sen de uzak dur. Ben bile senden ummazdım. Benimle bir alakası yok. Var ya da yok. Buradalar mı? Buradalar. Topla aileni, düş peşime. Eve dönüyorsun. Thank you.
Oğlum sen ne cins adamsın lan? He? Başka zaman kalmadı mı? Tek gel dedin geldik. De. Ben seni tek beklemiyordum. Babam bir ton adam takmış peşine. Hı? Gözü üstündeymiş sürekli. Hiç bana öyle bakma. İkimiz de biliyoruz bana bir şey yapamayacağını. Ne bu şimdi? Ambulansı aramışsın. Duygusal bir insan değilsin ama. Belli ki senin bile bir vicdanın var. Ha? Alo. Bir kaza ihbarında bulunmak istiyorum. Acil biraz. Korkma, korkma. Bunlar bende. Ve ben seni koruyacağım. Ne karşılığında? Babanı arayacaksın. Aramızın düzeldiğini söyleyeceksin. O da o herifle konuşsun. Olan olan herifle ha? Adamları peşimden çeksin. Ha bir de o telefonunda derinle ilgili ne var ne yok, video fotoğraf hepsini sileceksin hem de her yerden. Bak bunu kendin için yapacaksın. O görüntüler ortaya çıkarsa, birinin eline geçerse... ...bu da polise gider. Lan oğlum hala derin mi lan? Hı? Hala derin mi lan? Babanı ara Yağız. Bütün geleceğin elimde. Şansını daha fazla zorlama. Tamam mı? Arkadaşım. Niye çağırdın beni? Niye gelmedin? Doğru seçimi yapıp yapmayacağını merak ettim derin. Bu ne demek? Kazaya Yağız'ın neden olduğunu gösteren deliller burada. Ben anlaşmamı yaptım derin. Bu bende kaldığı sürece hem babamın adamlarından kurtulacak. Hem de Yağız elindeki görüntülerle seni bir daha tehdit edemeyecek. Yani diyorsun ki Kerem'e bir şey söylemezsek? Şantaj bitecek. Tabii sen Kerem'i ya da babasını ya da sülalesini kendinden daha çok önemsiyorsan... Yine de onu seçerim dersen, Yağız'ın elinde görüntüleri kullanacağı günü beklerim dersen, sen bilirsin. Benim yerimde Kerem olsa kendini seçmezdi biliyorum. Haklı ama bizim cinsimiz başka. Ne demek o? Sen de kalsın demek. Eğer bu iş gerçekten büyürse o zaman düşünürüz. Hangi iş büyürse derim. Boş ver ya, öylesine dedim. Hadi üşüdüm, gidelim. Kıskançlık, aşk ya da korku. Ne yapıyorsun? Görkem nasıl? İyi. Simler'le birlikte morluklarını kapattık. Bir de sana bir haberim var. Simler artık yalnız yaşamıyor. Evet. Güzel. Bir de avukatla konuştum. Bu şiddeti belgelememiz için rapora ihtiyacımız varmış. Tamam, hallederiz onu. Halledersin. Biliyorum.
Ya Derin, sence de bizim konuşmamız gereken bir şey yok mu? Var mı? Yani hani en son bu konularda kalmıştık. Eşofmanlı bir adam bizi kovalamadan önce. Evet. Sen değiştin demiştin bana. Hoşuna gitmemiş sanırım. Olduğum gibi sevilmeyi tercih ederim. Tabii eğer seviliyorsan. Ne yapıyorsun? Şimdi de sıra sende mi? Ne sırası? Yani sen kaçtın, ben kovaladım. Ben kaçtım, sen kovaladın. Buna bir son vermesek mi artık? Kerem. Bak, ilk hatamda elimi tutmayı bırakacaksan hiç tutma. Rövanş diyorsun yani. İşine gelirse.